Hayat Sağlıklı Güzel'de şimdi de karşımda hep yanımda olan Profesör Doktor Cenk Şen var. Soracağım çok şey var çünkü sosyal medya üzerinden o kadar çok soru geliyor ki hep size sormamızı istedikleri ama genelde fırsat buldukça hocamızı karşımıza alıyoruz. Ve soruları hakikaten özetleyerek onların merak ettikleri, benim merak ettiklerim ve bir başlık altında. Bugün de meme. Meme rekonstrüksiyonu konuşalım demiştik. Çünkü Rekonstrüksiyonu, bak rekonstrüksiyonu. ben oradan gidiyorum. Hatırlıyorsun daha önce bir meme konuştuk. Orada çok kısaca değinmiştik. Evet. Çok önemli bir Zaten konu. onun üzerine çok soru Tabii çok geldi. soru geldi ve onun üstüne bu konuyu biraz daha derinleştirelim istedik. Evet. Neresinden başlayalım tanem? Öncelikle meme rekonstrüksiyonu nedir? Yani Nedir? bunun silikondan, implanttan, meme büyütme, meme Tamam. küçültme, herkesin kafası Şimdi karışık. rekonstrüksiyon esasında kelime anlamıyla yeniden inşa etmek demek. Vücutta travma, tümör, kanser herhangi bir nedenle kaybedilmiş bir uzvun, organın vücudun kendi dokularını kullanarak yeniden birebir aynısı olmasa bile fonksiyonel ve estetik olarak yeniden inşa etmek demek. Rekonstrüksiyonu birçok alanda kullanıyoruz ama meme rekonstrüksiyonu başlı başına çok ayrı ve derin bir konu. Ve son yıllarda da talep çok fazla. Çünkü biliyorsunuz yani meme kanseri maalesef üzülerek söylüyoruz kadınlarda çok sık görülüyor. Artık daha erken tanı ve tedaviler yapılıyor. Meme koruyucu cerrahiler de var. Ama meme alındıktan sonra genç yaşta özellikle bu olduğu ise kadınlardaki bu bilinçlenme ile beraber yeniden bir meme oluşturma ameliyatı talebinde bulunanların sayısı eskiye göre kat kat son yıllarda artmaya başladı. Peki bu aslında önemli bir karar. Bahsettiğiniz gibi sağlıktan dolayı yapmak durumunda olmakla kişisel olarak kendinle ilgili bir karar almak aslında çok farklı iki durum. Nelere dikkat etmeli, nerelere önce bakmalı, bilmeli ve kararlarımızı neye göre vermeliyiz? Şimdi güzel bir konu meme kaybı bazen eşleriyle beraber geliyorlar görüşmeye konsültasyona hastalarımız. Meme kaybı kadınlar için majör bir organ ya da ekstremite el bacak kaybı gibi vücutta psikolojik travma yaratan bir kayıp. Erkekler çoğu zaman bunu anlayamıyorlar eşler. İşte gerek yok ben seni böyle de seviyorum. Tekrar işte zaten hastalıktan kurtulmuşuz. Bir daha ameliyat olmaya gerek yok gibi bir takım tepkiler alıyoruz ama bu bilimsel olarak artık göstermiş. Gerçekten çok ciddi psikolojik travma kadınlar için bir meme kaybı. Bunun onarımında da bir sürü yöntem var. Temelde esasında zamanlama olarak ikiye ayırıyoruz. Bir anlık rekonstrüksiyon yani İlk memenin alındığı anda yapılan onarım cerrahisi bir geç rekonstrüksiyon. Yani meme alınıyor ve belli bir süre Ha, o sonra anda da yapılabiliyor tabii o yani. anda da yapılabiliyor. Şimdi birazdan onları tekrar konuşuruz. Bir de geç rekonstrüksiyon. Temelde zamanlama ile alakalı bir kayıp olmadığını söyleyebilirim. Üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin. Tabii teknikler biraz değişiyor. Bir ikincisi de genel çerçeveye bakarsak bir otojen ya da öz doku dediğimiz hastanın kendi kişisel kendi dokularıyla meme oluşturma bir diğeri de protetik yani protezlerle silikon protez ya da expanderlarla tekrar meme oluşturma yöntemleri. Temelde bu şekilde zamanlama ve kullanılan tekniklerle alakalı ikiye ayırıyoruz. Şimdi bu süreci nasıl ilerliyoruz? Bu da çok önemli. Mutlaka bir ekip çalışması gerekiyor burada. Çünkü tanı konulduktan sonra bir genel cerrah tarafından değerlendiriliyor. Radyolog tanısını koyuyor, genel cerrah ameliyatını yapıyor. Sonrasında onkolog, radyasyon onkoloğu, psikologlar, psikiyatrlar, plastik cerrahlar. Ya unuttuğum varsa bilmiyorum ama bir ekip çalışması bu. Burada hangi aşamada bizim devreye gireceğimiz, ne yapacağımız bu ekibin kararıyla oluyor açıkçası. Hastanın mevcut patolojisinin durumu yani kanserin büyüklüğü, koltuk altında ya da uzak organlarda olup olmaması, yapılacak cerrahi bunların hepsi biraz önce bahsettiğim zamanlama ve cerrahi planı değiştiren faktörler. Peki mesela bunların bir de tipleri var. Bunları ayrı ayrı konuşacağız dediniz. Aynı seansta yapılan, daha sonra geç olarak yapılan. Psikolojik olarak hastalarınızı nasıl hazırlıyorsunuz? Şimdi her zaman olduğu gibi hastalarla hasta-hekim ilişkisi çok önemli, iletişimi. Mutlaka çok detaylı olarak şahsen bütün hekim arkadaşlarım tabii bu süreci bu şekilde işliyor. Bunların her detayını en ince ayrıntısına kadar hastalarla konuşuyoruz.
Şimdi burada bir de hastanın beklentisi de çok önemli. Çünkü biraz önce bahsettiğim gibi bazı durumlarda kendi öz dokularıyla onarım yapıyoruz. Bazı durumlarda protez kullanıyoruz. Şimdi bazı hastalarda protez için ya da protez dediğim silikon protezler bundan bir korku oluyor ve silikonu hiç istemeyen hastalar oluyor. O zaman tabii biraz daha öz dokuya ağırlık vermek istiyoruz. İkisinin birbirine göre avantaj dezavantajları var. Buna göre hastayla beraber daha önceki tıbbi süreçleri, yapılan işler, aldığı radyoterapi aldıysa tabii bunlara göre karar vererek zamanlamasına ve cerrahi plana karar veriyoruz. Şimdi ülkemizde gerçekten ben çok kısaca tanem şundan da bahsedeyim. Bunun üzerine genel cerrahlarda, plastik cerrahlar, yani bu ekibin bütün bacakları çok yoğun çalışıyorlar. Hatta geçtiğimiz hafta Bursa'da bir toplantı oldu. Genel cerrahlar, onkologlar, plastik cerrahlar, meme kanseri süreci, sonraki tedavileri ve artık kavram onkoplastik cerrahiye doğru gidiyor. Yani tamam, hastalığı temizliyoruz. Ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Onkolojik prensiplerden ödün vermeden, yani sağlığından ödün vermeden, ama sonuçta da kozmetiğe de çok önem veriyoruz. Sonuçta forme, şekilli, hastanın mutlu olabileceği bir memeye ulaşmak için bu tarz toplantılar artık çok daha sık yapılmaya başlandı. Kurslar veriyoruz, eğitimler veriyoruz ve gerçekten birbirimizi bu konuda destekliyoruz. Hastalarımızdan da artık eskiye göre son yıllarda çok daha fazla bu konuyla alakalı talep var. Benim şimdi soracağım çok şey var ama bu meme dokusunu kendi dokunu kullanarak yapma, bunu gözümün önüne getiremiyorum. Şimdi tamam. Oradan istersen o konuyu birazcık yavaş yavaş açalım. Şimdi vücutta tabii birebir hiçbir organı yeni baştan rekonstrükte etmek, ortaya çıkarmak mümkün değil. Biz olabildiğince doğala yakın sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Ben onu hastalarıma söylüyorum. İnsan vücudunun yedek parçası yok. Yani gidip alıp takabilme. Belki ileride 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra belki kişinin ölçüsü alınacak. Laboratuvar ortamında böyle bir meme üretilecek. Bize gelecek. Biz damarlarını dikerek oluşturabileceğiz. Ama şu anki bilimin geldiği, cerrahinin geldiği noktada biz bunu kendi dokularından isteyen hastalara uyguladığımız belli bölgeler var. En fazla uygulanan alt karından aldığımız doku. Bunun üstünde birazcık konuşalım. Bunu da alt karın dokusu fazla olan, gevşekliği olan kadınlarda birkaç yöntemle meme bölgesine naklediyoruz. Bir, bu dokuyu hazırlıyoruz. Bir tünelden geçirerek memedeki eksik bölgeye getirip orada şekillendiriyoruz. Bir diğeri mikrocerrahi yöntemler kullanarak damarlarıyla beraber o dokuyu oradan ayırarak çok ince damarlarla beraber getirip göğüs bölgesindeki uygun alıcı damarlarla bunları dikiyoruz. O bölgeden kanlanmasını sağlıyoruz. Tabii bu ameliyatlar diğer ameliyatlara göre biraz daha uzun süreli ameliyatlar, biraz daha vakit isteyen ameliyatlar, daha ağır ameliyatlar. Bunun haricinde bu ameliyatın şöyle de bir avantajı var. Ben de avantajlarını soracağım. Şimdi avantajı şu, karından aldığımız zaman bir karın germe ameliyatı gibi oradaki fazla dokuyu da uzaklaştırıyorsunuz oradan ve hasta bir karın germe sonucuyla karşılaşıyor. Oradaki fazla dokuyu alıp karın germede attığımız dokuyu meme rekonstrüksiyonunda kullanmış oluyoruz. Aynı anda hem meme sahibi olmuş oluyorlar hem karnı gerilmiş oluyor. Bu bir seçeneğimiz, mikrocerrahi yöntem ya da işte bir kas pedikülüyle beraber yapılan yöntem. Bir diğer yöntem ağırlıklı kullandığımız sırttan aldığımız doku. Bir sırt kasını üstündeki deri adasıyla ve deri altı yağ dokusuyla beraber alarak koltuk altından getirerek meme bölgesinde o eksik kaybedilmiş dokuyu oluşturmaya çalışıyoruz. Böyle baktığınızda iki aynı meme mi oluyor? Şimdi oraya da geleceğim. Tabii birebir simetriyi sağlamak mümkün olmuyor hiçbir zaman. Çünkü öbür memenin durumu çok önemli. Ben hastalarıma hep şunu söylüyorum. Bu bir süreç. Tek ameliyatla bunun bitmesini beklemeyin. Çünkü sonrasında bazen küçük revizyonlar, meme ucu, areola, yani o renkli kısmın rekonstrüksiyonu ihtiyaçları da olabiliyor. Bir süreç. İlk ameliyattan sonrakilerin çoğu daha kısa ameliyatlar. Ama hastalarımızın motivasyonu fazla olduğu sürece
sonuna kadar gittiklerinde gerçekten güzel sonuç elde ediyoruz. Şimdi tabii biz elimizdeki dokularla mevcut bir meme konisi oluşturuyoruz. Ama öbür memenin yapısını eğer çok büyükse ya da bir asimetri varsa aynı zamanda diğer tarafa da müdahale edip simetriyi sağlamaya çalışıyoruz. Hatta bazı durumlarda riskli hastalarda diğer tarafta da kanser görülme riski var ise bunu genel cerrahlar ya da onkologlar tanısını koydularsa aynı zamanda öbür taraftaki meme dokusu boşaltılarak, cildi koruyarak o bölgeye de silikon yerleştirdiğimiz hastalarda olabiliyor. Tabi bunlar uç örnekler. Bazı durumlarda meme koruyucu cerrahiler de yapılıyor. Yani sadece o kitlenin çıkartılması ya da sadece memenin bir kadranının, bir bölmesinin çıkartılması ve mevcut dokularla en azından o meme formunun korunması gibi ilk ameliyatta yapılan bir takım koruyucu meme cerrahileri de var. Kalça bölgesinden alınan tabii bir takım dokular da var ama onlar nispeten daha az sıklıkta kullanılıyor. Ağırlıklı olarak alt karın bölgesi ve sırttan aldığımız dokularla öz doku rekonstrüksiyonlarını yapıyoruz. Peki Allah korusun ama böyle bir şey de var, biliyoruz. Tekrarlama olasılığı var. Kişi tekrar meme kanserine yakalanırsa o ameliyatın üzerine ne yapıyorsunuz? Şimdi tabii böyle durumlarda biz mutlaka bir kere eğer geç rekonstrüksiyon yapıyorsak, yani hasta ameliyatını oldu, radyoterapisini gördü. Çünkü radyoterapiden hemen sonra ameliyat yapamıyoruz. Belli bir süre beklememiz gerekiyor. Burada çünkü aksi takdirde yara iyileşme problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Bu süreyi geçirdi. Geç dönem rekonstrüksiyonunu planladık. Hastanın mevcut durumu değerlendiriliyor. Eğer onkolog ve genel cerrah ameliyata uygun derse geç dönemde biz bu ameliyatı planlıyoruz. Zaten bu tip hastalar takibi artık uzamış, belli bir güvenli sınıra ulaşmış hastalar tekrarlama ihtimali çok daha az oluyor. Ama tekrarlarsa tabii mutlaka bu hastalar takipteler. Böyle bir durumda işte görüntüleme yöntemleriyle MR ultrasonda riskli şüpheli bir lezyon varsa tekrar bir daha ameliyat olup onun çıkarılması gerekebilir. Hiçbir zaman bir meme yaptık diye onu koruyalım. Yani onkolojik prensiplerden, hastanın sağlığından hiçbir zaman hiçbir şekilde ödün verilmiyor böyle durumlarda. Peki mamografi çekilmesi çok önemli. Bunu hep konuşuyoruz, özellikle 40 yaş sonrası senede bir. Bu mamografi çekildiğinde onarım hatalara sebep olabilir mi? Yanlış bilgilere, görüntülere? Şöyle, mamografi gerçekten elimizdeki çok güçlü bir görüntüleme yöntemi. 40 yaşından sonra mutlaka öneriyoruz. Özellikle meme protezleri sonrası, silikon ameliyatlarından sonra ve meme rekonstrüksiyonu sonrasında bazen şüpheli görüntü, karışabilen görüntülere yol açabiliyor. Ama artık son yıllarda radyologlar gerçekten bu konuda çok tecrübelendiler. Bütün dünya genelinde MR incelemeleri, ultrason incelemeleriyle artık neredeyse bir ameliyata bağlı problem mi yoksa bir tümörün tekrarlaması mı gibi şeyler soru işareti olmaktan çıktı. Artık çok kesin radyologların tecrübesiyle bu tanıları koyabiliyorlar. Peki hocam, protezle birlikte yapılan rekonstrüktif cerrahi nasıl yapılıyor? Evet. Şimdi konuşmamın başında da bahsettim. İki yöntemimiz var. Bir otojen, bir prostetik yöntemler, yani silikon protezlerle. Bazı hastalarımız tabii bunu tercih ediyorlar, silikonlu onarım. Nispeten diğer öz dokuyla onarıma göre çok daha kısa ameliyat süreleri var. Yine ameliyatla, yani memenin alınması ameliyatıyla aynı anda da olabilir, geç rekonstrüksiyonda olabilir. Burada bizim için esas kriter silikon protezi yerleştirebileceğimiz orada mevcut bir cebin olup olmaması. Bir meme koruyucu cerrahi ya da subkutan mastektomi dediğimiz cilt korunarak sadece altındaki meme dokusunun çıkarıldığı durumlarda bir takım normal meme büyütmeye benzer yöntemler ama farklı teknikler kullanarak o cebe biz protezi yerleştiriyoruz. Eğer bir mastektomi dediğimiz, yani ciltle beraber memenin tümünün çıkarıldığı durum varsa ve eğer cilt yetersizse üstünde, çünkü protezi yerleştirebileceğiniz bir protezi taşıyabilecek bir cilt boşluğunun olması lazım orada, cilt altında bir boşluk. Eğer bu varsa yine protezi yerleştiriyoruz. Olmadığı durumlarda ne yapıyoruz? İşte o zaman iki seanslı bir ameliyat devreye giriyor. Bizim doku genişletici dediğimiz bir silikon balon düşünün. Meme için özel üretilmiş bunun formları da var.
Birinci seansta ya da ilk ameliyatın yapıldığı, memenin alındığı esnada o doku genişleticiyi biz oraya yerleştiriyoruz. İçi boş bir balon gibi düşünün, sönük. Sonra ameliyattan yaklaşık 10-15 gün sonrasında yavaş yavaş küçük port, bir şişirme haznesi vardır. Oradan çok küçük iğnelerle, haftalık 10 günde bir aralıklarla yavaş yavaş bu balonu şişiriyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Cildi yavaş yavaş genişletiyoruz. Yaklaşık 4-5 aylık bir süre sonrasında tabii cilt genişliyor. Bu genişliğe cilt adapte olmuş oluyor. İkinci seansta da bu doku genişleticiyi buradan çıkartıyoruz ve altına kalıcı protezimizi yerleştiriyoruz. Sonrasında tabii meme altı kıvrımı oluşturuluyor bu ameliyat esnasında. Eğer aynı seansta karşı memeye bir müdahale yapılacak ise, karşı memede simetriyi sağlamak için bir toplama ya da küçültme ameliyatı yapılacaksa, oradan aldığımız meme ucunu karşı tarafa, yani rekonstrükte ettiğimiz bölgeye taşıyarak orada bir meme ucu ve areola kısmı, o renkli kısmı oluşturabiliyoruz. Bu ameliyatlar nispeten diğerine göre daha kısa ameliyatlar. Ama tabii geç dönemde bazen işte kapsül kontraktürü dediğimiz sıkıntılarla karşılaşılabiliyor. Burada tabii... Ona sık mı rastlanılıyor? Galiba memenin kabul etmeyişi, yabancı bir madde olarak görüp... Kabul etmeyişi demeyelim esasında ona. Şimdi tabii silikon protezler bir yabancı cisim. Vücuda yerleştirdiğiniz yabancı cismin etrafını vücut her yerinde bir şekilde izole edip sınırlar, dışlar. Yani onun etrafında bir kapsül dediğimiz bir zar oluşturur. Bütün protezlerde bu geçerlidir. Bu zar normalde belli bir esnekliği ve kıvamı olan bir zardır. Ama bazı durumlarda bu zar kalınlaşabilir, sertleşebilir, küçülebilir ve protezi birazcık sıkılaştırabilir. Bazı durumlar dediğiniz hangi durumlar? Şimdi bunu çok anlayabilmek mümkün değil. Bununla alakalı son yıllarda çok... Anlayabilmek mi, anlatabilmek mi? Hekim olarak bizim anlayabilmemiz, belki anlatabilmek demeliyim. Üstünde çok çalışmalar var. Öncesinde işte bir takım pudralar, cerrahi teknikler, birçok şey suçlandı. İşte protezin üstünün düz olması, buna karşın işte pürtüklü yüzeyli protezler geliştirildi. Daha az olduğu düşünülüyor pürtüklü yüzeylerde. Ama son yıllarda düşük bir virülanslı bir takım mikroorganizmaların üstünde oluşturduğu bir film ve bu reaksiyona bağlı bu kapsülün protezi sıkıştırması sonucunda olduğu düşünülüyor. Şimdi tabii meme rekonstrüksiyonunda üstündeki bir yağ dokusu ve koruyucu tabaka daha az olduğu için hele de hasta radyoterapi gördüyse bunlarda kapsül kontraktörü ihtimali biraz daha fazla. Özellikle radyoterapi görmüş hastalarımızda biz erken dönemde dediğim gibi ameliyat zaten çok tercih etmiyoruz, yapmıyoruz. Belli bir süre bekliyoruz. Çünkü radyoterapi cildin elastikiyetini biraz azaltıyor. Ama son yıllarda yine daha çok sofistike cihazlarla bunları yine daha az görüyoruz. Radyoterapi görmüş ciltlerde o esneklik daha olmadığı için mesela kapsül kontraktörü olma ihtimali biraz daha fazla olabiliyor hiç görmemiş hastalara göre. Bunların hepsi, bütün bu detayları hastalarımızla çok detaylı konuşuyoruz, anlatıyoruz. Ve yola ortak çıkıyoruz. Çünkü dediğim gibi uzun bir süreç, adım adım gidilmesi gerekli. Hasta motivasyonu da eğer yerindeyse gerçekten sonuçta çok yüz güldürücü sonuçlara ulaşıyoruz. Peki hocam, herhangi bir dezavantajı var mı? Şimdi tabii her ameliyatın bir riski var. Bir kere belli bir oranda ağrılar da oluyor. Şimdi soracaktın sen, ben senden önce bir yapayım. Hocam çok ağrı oluyor mu? Doğru söyleyin. Ya şöyle, meme büyütme ya da kas altına protezi koyduğumuz zaman bir ağrı oluyor tabii. Ne kadar ağrıyor? İşte bu kişinin ağrı eşiğiyle de alakalı. Bazılarında 3 gün sürüyor, bazılarında 1 hafta 10 gün sürüyor. Özellikle kol hareketlerinde, kolu hareket ettirdiğimizde, çünkü o kas kola bağlandığı için geriliyor çünkü protezi altına yerleştirdiğimizde. Kolu hareket ettirdiğimizde biraz ağrılarımız oluyor. Ama tabii bunlar geçmeyecek ağrılar değil. Bir süre sonra hastalarımız bunu unutuyorlar bile. Ki bunu engellemek için bir takım analjezik bir takım cihazlar, ameliyattan sonraki erken dönemde cihazlar kullanarak ağrıları azaltıyoruz. Şimdi ağrılar oluyor. Ameliyatın ne riski var? Tabii her ameliyatta belli bir oranda risk vardır. Her ameliyatın olduğu gibi kanama, kan toplanması, iltihaplanma gibi riskler var ama bunlar tabii önlemleri alındığı için çok az görülüyor. Diğer ameliyatların öz dokuyla onarım yöntemlerinin
Riskleri tabii dokuda kanlanma bozukluğuna bağlı kısmi ya da o taşıdığımız dokuda tam kayıplar olabilir. Ama tecrübeli eller artık Türkiye'de plastik cerrahlar bu konuda çok tecrübeliler. Çok güzel sonuçlar alıyoruz. Oran çok daha düşük. Ama tabii tamamen de kayba gidebilir bu dokular. O olduğu zaman bayağı bir dramatik tablo. Kötü izler olabilir. Enfeksiyonlar olduğu zaman özellikle altında bir protez varsa bunu tedavi edebilmek biraz sıkıntılı olabiliyor. Çünkü yabancı isim olduğu zaman enfeksiyon tedavisi biraz daha sıkıntılı. Belki protezi çıkararak tedavi etmek gerekiyor ama bu bahsettiğimiz şeyler gerçekten çok nadir ve az gözüküyor. Yine bunları da hastalarımıza detaylı olarak konuşup anlatıyoruz. Yani her ameliyatta, ameliyattan sonra yaşayacağı süreç, riskler nedir? Bunları hepsini bilmeleri gerekiyor ve detaylı olarak anlatıyoruz. Genel riskleridir bunlar ama dediğim gibi orana vurursanız gerçekten çok az karşılaşıyoruz bunlarla. Ne güzel. Peki bu meme ucundaki his kaybını çok fazla duyuyoruz ve bayağı bir soru gelmiş. Başına gelenler ya da bunun gelmesinden korkanlar ya da bu normal midir diyenler. Şimdi tabii meme rekonstrüksiyonu için böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Çünkü meme ucu çok Hayır, büyük implantlarda bir alınmış sonuç. Oluyor. Meme implantında yani meme büyütme ameliyatında meme ucunda his kaybı olmaz. Çünkü bizim meme beziyle ya da o meme ucunun duyusunu veren sinirle direkt bir bağlantımız yoktur. Hastada çok anormal Peki, bir anatomik bunu yaşayanlar niye yaşıyor? Varyasyon yoksa erken dönemde sadece şimdi biz o cebi oluştururken bir ekartörle biraz gerdiririz meme dokusunu deriye. Erken dönemde geçici bir süre bir duyu kaybıyla karşılaşılabilir. Ama bir süre sonra bu toparlar. Meme ucundaki duyu kaybı ağırlıklı olarak meme küçültme ameliyatlarının görülebilen riskleri arasında sayılır. Meme büyütmede çok karşılaştığımız bir şey değil. Çünkü direkt meme beziyle bir alakamız ve bağlantımız olmadığı için meme büyütme ameliyatında geçici bir duyu kaybı haricinde kalıcı duyu kaybı neredeyse sıfıra yakın diyebilirim. Ay hocam karşımda oturunca çok eğlenceli oluyor. Eğlenceli çok mi oluyor ama ben çok heyecanlıyım, çok Hayır, stresliyim. Çok güzel anlatıyorsunuz. Ya. Bilmiyorum bu taraf biraz daha değişik. Birkaç sorumuz daha var ama bu meme rekonstrüksiyonundan artık meme silikon, implant, büyütme, küçültmeye geçti. Dilerseniz de onu başka bir bölümde sadece o konu üzerine Tabii, konuşalım. O da ayrı bir konu yani çok kısa kalmış olur. Evet. O şekilde konuşuruz. Peki hocam çok teşekkür ediyorum.